Merhaba arkadaşlar. Tekrar bir video ile karşınızdayız. ABD'de borç krizi çözülüyor mu? Evet, çözülüyor. E, bugün bunun piyasaya etkisi nedir? Pozitif yönde bir algılama var. Piyasada Bitcoin'de yukarı yönlü bir momentum var. Bazı altcoinler ön plana çıkmış durumda güzel kardeşlerim. Peki ne oldu arkadaşlar? Biden telefon görüşmesinin ardından bir iki gün içinde masaya oturacaklar, kimlerle, Cumhuriyetçilerle ve e, limitin iki yıl süreli artırılması yönünde bir açıklama geliyor. E, tabii ki bu ne zaman önümüzdeki hafta olacak. 5 Haziran'da biliyorsunuz Janet Yellen'in bir açıklaması olacaktı. Ondan önce davranıp bu piyasayı biraz rahatlatmak için uğraşıyorlar. Yani temörüde Düşmeyecek gibi duruyor şu anda. Bu sorunun çözüldüğü piyasara, piyasalara lanse edilmiş durumda arkadaşlar. Peki e, burada bizi bekleyen e, sonuçlar ne olur? Yani yükselir miyiz? Hani demiştiniz ya hocam eğer borç krizi temelde düşerse piyasalar uçar. Evet kardeşlerim biz her iki yönde de yukarı yönlü gideceğimizi biliyoruz. E, yani bu biraz daha iyi oldu. Tabii ki kimse... Kimsenin iflas etmesini bizler istemeyiz ama onlar da bizim tarafımızdan bizim kuyumuzu kazıyorlar tabii ki yani kripto paralara düşmanlığı devam ediyor ama yeni başkan adayının kripto dostu olduğunu da biliyoruz arkadaşlar bakalım ilerleyen günlerde bizleri neler bekliyor olacaktır. <laughs> Efendim merhabalar tekrar hoş geldiniz. Güzel kardeşlerimiz videomuzun başında da bahsettiğimiz gibi ABD'de iflas sorunu çözülüyor. Şimdi sıra ne? Sıra kripto paraların yükselişine mi düşüşüne mi geldi değil mi? Bu sorular oluşacaktır kafanızda. Bana göre yükselişler devam edecektir arkadaşlar. Biz frankmanları geçirdik. Mayıs ayı kripto paralar için çok da iç açıcı bir ay olmadı arkadaşlar. Bazı birkaç coinler hariç ama nispeten de. Yine de diğer e, 2022'ye baktığımızda gayet de güzel e, tutunabildi piyasada kriptolar. Şimdi sadece kriptolar değil biliyorsunuz. E, hisse senetlerinde de aşırı bir e, kayıplar gerçekleşti Mayıs ayında. Tabii ki çoğu seçimlere bahane bulur. E, yabancı yatırımcılara bahane bulur ama konumuz şu anda bu değil kripto paralar. Oraya zaten Borsa Relax kanalımıza zaten video çekeceğim hisse senetleriyle ilgili. Bugün olur, yarın olur ama kısa zamanda video gelecektir oraya. Şimdi Total 2'de para girişinin olduğunu görüyoruz altcoinler için. Dün akşamki canlı yayınımızda 566 milyar dolar seviyelerinde olan para girişinin bugün 570 milyar dolar seviyelerine doğru çıktığını görüyoruz. Dominans, Bitcoin'in dominansı kripto paralarda altcoinlere ezmeye devam ediyor. Dominans yükseliyor, 48'in üzerine çıkmış durumda. Bitcoin'in pazar hakimiyetinin yükselişi altcoin'leri e, tabii ki eziyor arkadaşlar, yol vermiyor onlara. Bazı altcoin'ler dinliyor mu? Tabii ki hayır. Güçlüler, e, aşırı yatırım alan coin'ler e, yükselişine devam ediyor güzel kardeşlerim. Peki bitcoin'ler nerede? Bitcoin'de 4 saatlik grafiğinde baktığımızda bir yükselen trendin oluştuğunu görüyoruz. Bakınız 4 saatlikte ilk hedef burasıydı zaten vurdu. Bakınız güzel kardeşlerim bu formasyon çalıştı. Aşağı yukarı 27.300 seviyelerine doğru geliyor. Peki bizim haftalık bazda önce günlüğünü açalım. Günlükte piyasanın döndüğünü görüyoruz. Yukarıda bizi bekleyen 28.000 dolar ve üzeri var. Asıl bizi ee, endişelendiren 28.400 ve 28.500 dolar bandı seviyeleri. Buranın üzerinde Gün kapatırsak güzel olacak arkadaşlar. O zaman 30'lar ve yukarıları gelecektir diye düşünüyoruz. Peki hocam. Haftalık bazda ne yapıyoruz? Haftalık bazda sıkıntı hala yoktur arkadaşlar. Yükselen tren çizmiştik dün biliyorsunuz. Al sinyali var. Denge hacim e, indikatörüne baktığımızda tavan yapmış durumda. Uyumlu şekliyle çalışmasıyla devam ediyor. E, şuradaki uyumsuzluk zaten yükseltmişti onu. E, pozitif uyumsuzluk vardı. Şimdi de aynı şekilde buradan dönüşünü bekleyeceğiz arkadaşlar. Buradan dönüşü de bizleri 30 bin doların üzerine doğru sert bir şekilde yüksele, yükseltebilir. Peki hocam bu EMA 200'ü kaybedersek. EMA 200 26 bin desteği arkadaşlar şu anda 27 bin doların üzerindeyiz. Bu destek sağlamlaştı. Kaç kez bu desteğe salınım yaptı biliyorsunuz değil mi? En az 5-6 kez bu desteği test etti ama kırmadı. E öyleyse Düşemeyen koyun çıkar arkadaşlar. Düşemeyen enstrüman çıkar. Şu anda da tabii ki çıkamayan da düşer. Bunun tersi de budur. Şimdi e, Bitcoin'de bizim beklentilerimiz belli zaten. Aylık grafiğini açtım dün size değil mi canlı yayında? Bakınız kardeşlerim aylık grafiğinde Bitcoin'de bir çengel oluştu. Yani bu şey, şey şöyle tabir ederim balık tutacaklar. Çengelsiz balık tutamazlar değil mi? İğneyi attı denize ya da göle, ırmağa, de, nehire neyse şimdi oradan çengelden çekecekler yukarı. Bu da aynı hesap. Bu çengel yukarı doğru bir momentum sergilemeye devam ederse yalnız güney yükselişi yaparak devam ederse çok güzel olacak. Bakınız şuradaki yükseliş değil de şu şekilde bir yükseliş yaparsa güne yükselişi tadından yenmeyecektir arkadaşlar. Bu kanalın içinde aşağı yukarı giderek bakınız. Şimdi yukarısı bin dolar. Aşağısı arkadaşlar 30 bin dolar. 29 bin dolar. Yukarısı 39 bin dolar. Tekrar pardon 40, 42, 43 bin dolar kanalın altı üstü. Yani 30'un üzerine çıktığında 30, 40, 35, 45 bu şekilde güney yükselişi yaparak yoluna devam edecektir. Tabii ki altcoinler. Altcoinler duracak mıdır bu ara? mutlaka yükselen coinler oluşacaktır. Bu bir aylık grafiktir. Her bar bir ayda gerçekleşir arkadaşlar. Ethereum'a bakıyoruz aynı şekilde. Aylık bazda Ethereum da çok güzel bir formasyonu gerçekleşti. Hocam Ethereum aylık bazda ne olur? Gördüğü yere gelir arkadaşlar. Daha sonraki formasyonlarla da orayı geçer. Güzel kardeşlerim. Yani Ethereum 10 bin dolarları görmemesi mümkünatı yok görecektir. Ama bu bugün, bu yıl olacak hali yok bunun. Bakınız burada önce 4000 küsür dolarlar var bakınız. Burada bunun yani simetri var. Buralara doğru bir momentum gelirse de şaşırmayın arkadaşlar. Buraların momentumunu şaşırmayın. Çünkü bakınız şuradaki şuradaki ne var? E, altta denge hacmiyle bir uyumsuzluk var. Yani pozitif uyumsuzluk var. İşte bizi o zaman yukarıda Bekleyen ne var güzel kardeşim? Tepe var. Aylık bazda. Bu 3 e, ay olur, 5 ay olur, 6 ay olur. Yine e, ilk hedefte 2500 dolar, 3500 dolar ve 4500 dolar. Bu band aralıklarına doğru bir momentum sergileyecektir Ethereum. Evet bugün piyasaya damgasını vuran altcoinlerden Musk var arkadaşlar. Oklar hedefini 12'den vurmaya yöneldi. %10 yaptı hani itibariyle. 2, 3 dolar 70 sente kadar çekti geçen hafta. Neredeydin be güzel kardeşim? O zaman da verdik. Hedef verdik. Gelecek yerleri söyledik. E, şimdi sorular hocam buradan girilir mi? Hep böyledir bizim yatırımcılarımız. Hocam buradan girilir mi? Nakiti olanlar için konuşuyorum arkadaşlar. Zaten çoğu kardeşlerimiz herhangi bir coin'ine yatırım yapmışlardır. Onda da zararı varken oradaki zarardan çıkıp buraya giremezler. Ama nakiti olanlar için söylüyorum elinde nakit tutanlar diyecek ki hocam buna buradan girilir mi? Ha. Şimdi geldik o soruda zurnanın zırt dediği yere. Günlük açıyoruz o zaman. Günlük açtığımızda arkadaşlar. Bakınız girilip girilmeyeceğini şimdi günlükte biz çekeceğimiz trend çizgisi bize gösterecektir. Şurası. Düşen trendi kırdık. iğneyle kırdık. Şuraya Barmum yerleşirse değil mi Bakırız? İğne geçti. İğne 4.40'ları buldu değil mi? Barmum'un yerleşme yeri de 4.30'lar. Normal şartlarda şu an giriş zamanının geldiğini gösteriyor. Giriş zamanının geldiğini ve simetrinin 7 dolara doğru hareket edeceğini görüyoruz. Maska durum bu arkadaşlar. Mask yolunu bulmuş durumda şu anda. Yükselişi devam ediyor arkadaşlar maskın. Belki RNDR devam edecek mi? Arkadaşlar RNRDR henüz düzeltmesini tam bitirmiş değil bakınız. Tam bitirmiş değil. Haftalık bazda ele alacak olursak ee, ne yapıyor? E, i̇ğne olarak gittiği yerlerden geri dönüyor arkadaşlar. Şu düzeltme yapmış olayı da şurada çok sağlamdı. Bamba gibi 3 dolar ve 4 dolar şeklinde yol, yoluna devam edecekti. Ama 2 7'nin üzerinde kalamıyor. 2 8'i de görüyor. 2 7'nin üzerinde kalamıyor. 2,5 doları Test etme ihtimali biraz daha yükseliyor güzel kardeşlerim. Peki burası da tamam hocam. Orayı da anladık. Gelelim INC'ye. Yine sizlere verdiğimiz coin'e. INC arkadaşlar düzeltmesini bitirdi. INC'ye dikkat. INC 10 dolara gidiyor. Nerede şu anda? 6 dolar 70 cent seviyelerinde. 10 dolar direncini iki kez denedi zaten. Şimdi eğer oranın üzerinde de yüklü miktarda bir yani... E yüklü miktarda bir alıcıya sahip olursa satıcı karşı karşıya kalmazsa 15 dolar yolcusu olur ve an itibariyle %6'nın üzerinde yükselişe geçmiş durumda. Evet. %6'nın üzerinde yükselişe geçmiş durumda güzel kardeşlerim. Peki hocam. Feçali'yi e, merak ediyoruz değil mi biz? Feçali. Evet. Bugün e, bir çıkış gerçekleştirmiş olsa da %4-5 gibi şu anda %3 civarında bir yükselişi var. 0.26. Zaten 25 destek. Desteğinden yukarıdayız. Felç halinin dönüşü bakınız. Buradaki, buradaki arkadaşlar alçalan, pardon özür. Şurayı ben ne yapayım? E, sildikten sonra bir trend çizeyim arkadaşlar. Alçalan takoz. Peki alçalan takoz. E, burada Güzel kardeşlerim bu ne yapacaktır bize? Yukarı yönlü momentumunda buradaki derinliği atmayacak mıdır? Atacaktır. Nedir buradaki derinlik? Buradaki derinlik aynı zamanda şunu gösterir bize. Yani 70'lerin üzerini gösteriyor arkadaşlar. Burada bir tobo formasyonu olduğundan özür. Bahsetmemiş miydik? Bahsetmiştik. Şurası arkadaşlar bakınız sol omuz. Şurası arkadaşlar baş. Şurası da sağ omuz. Omuz, baş, omuz. Buralar görünüyor. Şöyle yukarı aldığımız zaman göreceksiniz. Omuz, baş, omuz yani bir tobo formasyonun olduğunu burada söyleyebiliriz. Peki hocam buradan giderse ne olur? Giderse bu formasyonu tamamlamış olur. Bu formasyonu da bizi götürdüğü nokta buralar arkadaşlar. Peki 4 saatlikte feşeride var mı bir formasyon? Bakınız 4 saatlikte de, de gidiyor. Fetch Ali 4 saatlikte nereye gidecek hocam? Bakınız ilk etapta Fetch Ali'nin yani Coin'in alacağı derinlik şurası. Yalnız burada 27.5'larda bir ne var? EMA 200 günlük direnç var 4 saatlikte kırarsa da 28.0-28 dolarlara 28 doğru bir momentum sergileyebilir. Bunun da süper trendimizin de bir al sinyali verdiğini zaten burada görüyoruz hacim ve denge e, indikatörüne baktığımız zaman da onun da tam yukarılarda olduğundan söz edebiliriz. Peki hocam GRT e ne yapıyor? GRT e 4 saatlikte düşen trendi kırdı arkadaşlar. Yani GRT için yeni girecekler bir alım fırsatını verdi. E öyleyse GRT e ilk etapta bizleri 13, 10, 0, 13 dolarların üzerine doğru taşıyacaktır. E günlük bazda var mı? Günlük bazda baktığımızda GRT için bakınız şu e, trend çizgisini biraz uzatırsak biraz daha uzun trendde de 0.15 dolarları bizlere gösteriyor ama öncelikli direnç 13.5 14 seviyeleri bu direnci kırmamız lazım. Agix bugün e, güzel bir hareket olacağı benziyor yine e, 0.1'lik bir yani 0.79 yüzde birlik bir yukarı yönlü hareket var 0.31 dolar bandı seviyelerinde arkadaşlar 0.32 direncinin yani 33'ün üzerine atarsa kendini AGX önce 45'lere kadar bir yol alma ihtimali olabilir diye söyleyebiliriz AGX için. Evet AGX'te de durum bu. Peki hocam yani ee, STX'de STX'te durum ne? Arkadaşlar staksa bir düşen trend hakim olsa da staksa bakınız yukarı yönlü dönüşlerin sinyali var. 0.62'lere doğru gidiyor şu anda. %1 civarında yukarıda Stacks. Stax'ın yukarı yönlü momentumu artık ee, onu 1 dolarlara taşıyabilir arkadaşlar. Hatta yukarılarda haftalık bazda zaten vermiştik. 1.6'lar mı vermiştik? Evet 1.6'lar var arkadaşlar. Bekliyoruz sadece. Peki Ripple'da durum ne? Ripple arkadaşlar ee, şu anda küçük bir yeşilde çaktırmadan ufak ufak gidiyor ama dediğim gibi yarım doların üzerine bir çıkış yapacaktır diye düşünüyorum Ripple için. Bunu da bekleyip görmemiz lazım. Artık e, Ripple'ın belli sağlam hodulcu yatırımcılar var zaten. Onlar takip ediyor. Al satçılar pek Ripple'da yok. Ee, bekleyip görün arkadaşlar. Yani e, mahkemenin yakında sonuçlanacağını da düşünmeyin. Fe yani böyle eline geçirdiği kozları kolay kolay bırakmıyor zaten. biraz daha sürebilir ama bu aşamada da Ripple yatırımlarına devam ediyor. projesini kullandırmaya devam ediyor. Çoğu bankalar Ripple projesi kullanıyor biliyorsunuz. Proje açısından sağlam bir coin. Takip edilebilir. Evet Curve tokeni 1 dolar yolcusu dedik ve hala da diyoruz. Evet 80'ler 81'lerden bugün 85'i geçti yine yarım puan üzerinde bir yukarı yönlü momentumu var arkadaşlar kur ve dao'nun. Güzel kardeşlerim kur ve dao'da hedef 1 doların üzerinde kaldığı zaman inanın 1,5 dolara doğru bir momentum sergileyebilir arkadaşlar. Peki hocam bir iki de metaverselerden bakıyorum çok detaylı bakmıyorum arkadaşlar çok fazla coin analizi yapmayacağım bugün. Ee, canlı yayın fırsatı bulursak yapabiliriz. Bugün bir de seçim var biliyorsunuz. Yani pek videonun da izleneceğini düşünmüyorum Ama yine de ben görevimi yapayım arkadaşlar Aks 7 doların üzerine atmayı başardı kendini Bakınız küçük bir yeşillik de olsa 7 doların üzerine çıktı Aksa hedef şimdi neresi hocam? Bakınız 4 saatlikte bakalım hangi formasyonu yapıyor Gördüğünüz gibi 7.25 direncimiz var Kırarsa bu ok hedefi 7.5 dolara doğru bir momentum gelecektir Aksa Gala'ya baktığımızda EMA 50'nin üzerine oturdu. Şimdi Gala'da hedef 32'ler. Şu anda 30 seviyeleri görüyorum. Günlük bazda baktığımızda arkadaşlar Gala çok güzel bir formasyona imza atabilir. Dikkat W'ye geçiyor. Ve yukarıda bizi 40'lar bekliyor. Evet. Ee, Sant ve mana da aynı şekilde yatay gidiyor arkadaşlar. Peki Dogashiva'ya da bakalım. Ardından ee, bitirelim arkadaşlar. Doge ve Shiba Coin'de. Ee, bu arada bir de çok fazla öne çıkmış coin var mı? Listeden şöyle hepimiz bir göz gezdirebiliriz. Doge ve Shiba'dan sonra. Ee, bakıyoruz düşen trendi Doge kırdı arkadaşlar. 72 seviyelerinde yukarıda bizi bekleyen 0078'ler var. Kırarsa güzel bir yol bulabilir arkadaşlar. Ee, yukarıda yine... 90'lar olacaktır. Hatta sıfır atmaya kadar gidebilir ama Bitcoin'in bir yükselişe başlaması lazım ki tam olarak Doge'de onu takip etsin. Şiva'da bugün e, güzel yükseliş var. Bakınız trendi kırdı. Trend kırıldı arkadaşlar. Shiba'da e, 0 atmaya kadar bir yükseliş hareketinin başlangıcı olabilir bu. Shiba, Shiba pardon takip edilebilir diye düşünüyorum. Evet. Şiva e, Shiba ile Doge'deki durumda bu güzel kardeşlerim. Peki. Ee, hemen hemen çoğu coin'lere baktık arkadaşlar. Ee, yani öncülük hangisinde onu tabii ki bilemeyiz. Yine de piyasa geneline baktığımızda piyasamız e, mümkün mertebe %80 gibi bir yeşilliğe sahip küçük de olsa. Ee, nispeten yeşil. Ee, bu arada Star, Star Atlas %42 yapmış. O görünüyor gözüme çarpan. Max 11 buçağa geldi. %10'u geçti. 11'i de geçti arkadaşlar. Max'ın yolu açık olsun. Ee, Kardan'ı da yükseliyor. %1.5 gibi. Ee, bir de Audio ve Kardan'ı inceleyelim. Çirizi 3'ünü. Ondan sonra da bırakalım arkadaşlar. Ee, audio 0.49. Yarım puanlık bir geri çekilse de 0.24 dolar seviyelerinde hareket ediyor an itibariyle. Keza çiriz yine 0.10'un üzerinde arkadaşlar çiriz 10'da kalıyor bakınız. Bu 0.10 doların üzerinde kaldığı sürece çiriz yukarı yönlü sert bir momentum başlatır mı? Bunu da hep birlikte göreceğiz arkadaşlar. Ee, yani çirizin durumu şimdilik bunu gösteriyor bizlere. Peki hocam ee, başka bakalım mı? Bakmak isterim arkadaşlar ama video da uzuyor. Bu yüzden de burada noktalamak istiyorum. Yani e, audio ve Chiliz'de de şimdilik sert bir momentum yok. Yatay olarak devam ediyorlar yoluna. Evet, evet. güzel kardeşlerim. Bugünkü videomuzda burada noktalamak istiyorum. Yani e, hangi coinler aşağı yukarı belli oluyor değil mi? Yani kendini öne atan coinlerin listesi çıkıyor hemen karşınıza. Tabii ki sizin coinlerinize de bir gün sıra gelecek. Sizin coinler de bir gün yükselecek. Ama Sadece sabır diyoruz arkadaşlar çoğunuzun da sabrı kalmadı bunu da biliyoruz ama inanın büyük bir ihtimal Haziran ayı güzel geçeceği benziyor. Yani e, Mayıs ayı çok iyi geçmedi arkadaşlar. Ne yapıyoruz sabrımızı elimizden bırakmıyoruz yani anahtarımızı elimizden bırakmıyoruz ve şu sözü tekrar ediyoruz. Hareket halindeki trenden ne iniyoruz ne de biniyoruz yerimizde oturuyoruz arkadaşlar. Eğer yeni girecekler belli başlı koyunlar düşünüyorlarsa bilemem ama ayın birini mutlaka beklemelidir arkadaşlar. Birinden sonra girişler yapılırsa daha önümüzü görmüş oluruz. Bu arada da kanalımıza abone olup bildirim zillerini açmanız ise her zaman kendinize yatırım tavsiyesidir diyoruz. Hoşçakalın, dostçakalın.